Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü dersimiz hücre zarının yapısı olacak gençler. Hücrelerdeki madde alışverişleri kısmını iyi anlayabilmemiz için hücre zarını tabii ki çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir önceki derslerimizde size hücrelerin yapısından bahsetmiştim. Organellerden bahsetmiştim. Bugünkü dersimizin girişinde de tabii ki bunları tekrardan bir hatırlatacağım. Hücre bütün bir ünite başını bilmezsek sonunda zorlanıyoruz. Gençler bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman hücre zarının yapısını hücre duvarını bitirmiş olacağız. Yani siz de açıyorsunuz kitaplarınızı bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman sayfa 103'e kadar çözmediğiniz herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Sıfırdan 9'a biyolojide. Dinamo'da da aynı şekilde gençler madde alışverişlerini anlatmayacağım ama zar ve duvar konumuz olacak. Sayfa 91'e kadar çözmediğiniz herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Dediğim gibi öncelikli olarak tabii ki hatırlatmalar yapacağım. Dersimizin başında bir önceki derste anlattığımız konuların üstünden geçeceğim. Bugünkü dersimizde de hücre zarının görevleri konumuz olacak. Hücre zarının yapısı görevlerimiz olacak. Hücre duvarından bahsedeceğiz. Yani aslında hücre çeperinden bahsedeceğiz. Hangi canlılarda çeper bulunuyor, hangilerinde bulunmuyor, bulunanlarınki ne yapılı? Bugünkü dersimizin konusu. Hücre yapısına göre canlıları kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Devamlı karşımıza çıkacak. O yüzden her dersimizde tekrar tekrar hatırlatıyorum. Üçüncü ünitemiz canlılar dünyasına geçtiğimiz zaman bile tekrar prokaryot ökaryot farkı karşımıza çıkacak. Çünkü orada da alemleri anlatacağım. Hangi alemdeki canlılar prokaryot hangileri ökaryot söyleyin bakayım diyeceğim gençler. Hücre yapısına göre canlıları kendi içerisinde ikiye ayırdık. Bir prokaryotlar bir de ökaryotlar vardı. Prokaryotlarla ökaryotlarda tabii ki ortak olarak ne bulunacaktı? DNA bulunacaktı. Bunun haricinde RNA da yine prokaryot ve ökaryotlarda ortaktı. Ribozom organeli dediğimiz protein sentezinin gerçekleştiği organelde ikisinde de ortak hücre zarı ve sitoplazmayı bulunduruyorlar. İkisinin arasındaki fark neydi? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Yani ökaryotlara çekirdekli hücreler diyebiliyorduk. Endoplazmik retikulum gibi, Golgi gibi, mitokondri gibi, koful gibi organeller ökaryotlarda varken, prokaryotlarda zarlı hiçbir organel bulunmuyordu. Ya hocam kimler prokaryot hücre yapısına sahipti? Tabii ki Bakteri ve arkeler aleminde bulunan canlılar, üçüncü ünitede bunların özelliklerini anlatacağız. Prokaryot hücre yapısına sahiptir gençler. Diğer alemlerimiz daha gelişmiş yapılı alemler oluyor. Onlar ökaryot hücre yapısına sahip olacak. Kim hocam protista alemindeki canlılar, bitkiler alemindeki canlılar, mantarlar alemindeki canlılar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. Yani daha gelişmiş yapılı canlılardır diyeceğiz. Baktığımız zaman Prokaryot ökaryot olarak alemleri ayırdık. Bunun haricinde tabii ki bu alemlerde bulunan canlıları hücre sayılarına göre de gruplandırabiliyorduk. Bakteri ve arkeler tamamı prokaryot hücre yapısına sahipti ve bu alemde bulunan canlılar tek hücreliydi. O zaman Yıldız, yıldız, yıldız not aldım çok fazla yazılarda sorarlar. Prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücrelidir diye biliyorum. Ama ökaryotlar için bu genellemeyi yapamadım. Protista aleminde ve mantarlar aleminde tek hücreli olanlar da var, çok hücreli olanlar da var. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar ise çok hücreli canlılardır. Sonra bitki ve hayvan hücrelerinin arasındaki fark çok önemli. Geçen sene üniversite sınavında da bununla ilgili bir soru karşımıza çıktı gençler. İkisi de tabii ki ökaryot hücre yapısına sahip. Yani çekirdekleri ve zarlı organelleri var. E ökaryot hücreleri inceleyecek olursak zaten merkezde ne vardı? Bir çekirdek vardı. Çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan alanın tamamına birden stoplazma ismini veriyorduk. Şu en dışarıdaki kısımda hücre zarı dediğimiz kısım olacak. Stoplazmaya baktığımız zaman burada organeller var sıvı var. Hücre iskeleti elemanları dediğimiz elemanlarda bulunuyordu. Şöyle bir baktım artık şekilden tanımalıyım. Bu bir bitki hücresi bu ise bir hayvan hücresiydi gençler. Aralardaki farklara bakacak olursam bitkilerde plastitler vardı hayvanlarda plastitler yoktu. Kloroplast, kromoplast, lokoplast gibi plastitler bitkilerde bulunuyor hayvanlarda bulunmuyor. Onun haricinde hemen gözüme çarpan büyük bir farkı daha söyleyeyim. Hücre duvarı hücre çeperi dediğimiz yapı. Hücre duvarı hücre çeperi bitkilerde bulunurken hayvan hücrelerinde çeper yok. Ama şu da dikkatimizi çekecek. Sentrozom zarsız bir organelde hücre bölünmeleri sırasında iyi ipliklerinin oluşmasını sağlardı. Hayvan hücrelerinde sentrozom organeli varken bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok. İyi iplikleri stoplazma tarafından üretiliyordu gençler. Koful ikisinde de var ama bitki hücrelerinde daha büyük yapılı, hayvan hücrelerinde daha küçük küçük kofullar bulunur diyelim. Çekirdeğe bakacak olursak hücrelerin merkezinde genellikle yer alıyordu. Bazı hücrelerin çekirdeği olmayabilir. Mesela olgun al yuvarlarımızın çekirdeği yoktu. Çekirdeğin sayısı hücreden hücreye de farklılaşabilir. Mesela çizgili kas hücrelerimiz birden fazla çekirdeğe sahipti. En dışta tabii ki çekirdek zarı dediğimiz kısım vardı. Çekirdek zarının arasında madde alışverişinin gerçekleştiği açılıp kapanabilme özelliği Yine sahip delikler bulunacak. Bunlara da por diyeceğiz. Hatta hücre zarındaki porlarla çekirdek zarındaki porları kıyas yaptığımız zaman çekirdek zarındaki porların daha büyük olduğunu söylemiştik. İçeride çekirdekçik var. Bir de tabii ki kalıtım materyalimiz var. Kromotin ipliğimiz var. Kromotin iplik neydi? Benim genetik materyalim olan DNA'nın etrafını proteinler sarınca böyle parmağımın arasında bir ipliği sıkıştırmışım gibi bir görüntü oluşuyordu. Onun da adı kromotin iplikti sitoplazmaya bakacak olursak çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan kısmın tamamı sitoplazmaydı. Burada tabii ki sıvı bulunacak. Sitozol dediğimiz kısım yer alacak. Sitozol dediğin sıvı kısmın içerisinde su bulunur, mineral maddeler bulunur. Aynı zamanda organik, inorganik maddeler tabii ki yer alır. Organeller hücrede özelleşmiş görev gerçekleştirebilmek için oluşturulmuş yapılardı. Endoplazmik retikulum, golgi, mitokondri, koful gibi organeller var. Hücre iskeleti elemanları ise mikrotübül, ara filament, mikrofilament gibi protein ipliklerdi. Bazen organellerin hareket etmesini isteriz mesela. Bu hareketi sağlayan şey hücre iskeleti elemanlarıdır veya bazı şeylerin bazı yerlerde sabit durmasını isteriz. Yine sabit kalmada da hücre iskeleti elemanları görev yapıyordu organelleri kendi içerisinde zarsız organeller, tek zarlı organeller ve çift zarlı organeller olmak üzere gruplandırdık. Çok da detaylı bir şekilde anlatmıştık. Birer cümleyle hatırlatayım gençler. Şimdi ribozom deyince ilk aklıma hangi işin gelmesi lazımdı? Hocam protein sentezi. Ribozom organeli prokaryot, ökaryot tüm canlılarda bulunan protein sentezinin gerçekleştiği organelde iki tane küçük alt birimden meydana geliyordu. Protein sentezleneceği zaman küçük ve büyük alt birim bir araya Geliyordu gençler protein sentezine DNA'nın şifre verdiğini de unutmayın. E ribozom prokaryotlarda nerede bulunacak? Tabii ki stoplazmada serbest halde bulunacak. Ökaryotlarda ise stoplazmada serbest halde bulunabiliyordu endoplazmik retikulumun üstünde bulunabiliyordu. Hatta ribozom taşıyan endoplazmik retikulumlara granüllü ER ismini veriyorduk gençler. Mitokondri ve kloroplastın da kendine ait ribozomu vardı. Çekirdek zarı üzerinde de ribozom bulunabiliyordu. Sentrozom özellikle hayvan hücrelerinde hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin oluşmasını sağlayan organeldi. Endoplazmik retikulum madde taşınmasını sağlayacak. Hücre zarıyla çekirdek zarı arasında uzanan kanalcık ve borucuk sisteminden bahsediyorduk. E bu kadar uzanan bir kanal sistemi olduğuna göre tabii ki işi ne olacak? Maddeleri bir yerden bir yere taşımak gençler. Hatta size şöyle göstereyim. Şurası bizim hücre zarımız olsun. Genetik materyelim de şurada bulunsun. Hücre zarı genetik materyale doğru şöyle katlanmalar yapıyor 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 sonra genetik materyalin etrafını sarıyor. Genetik materyalin etrafını sardığı zaman biz buraya artık ne ismini verdik? çekirdek ismini verdik. Hücre zarıyla çekirdek zarı arasında uzanan kanalcık ve borucuk sistemine de endoplazmik retikulum ismini verdik. Endoplazmik retikulumun özellikle çekirdeğe yakın olan kısımlarında ribozom organeli bulunabiliyor. Ribozom organeli taşıyan endoplazmik retikuluma granüllü ER, taşımayana ise düz ER ismini veriyoruz. Ha, hazır çizmişken ribozomları da göstereyim. Stoplazmada serbest halde ribozom organeli bulunabiliyor veya çekirdek zarında bulunabiliyor. Mitokondri ve kloroplastta da hoca ne dedi? Bulunabilir dedi endoplazmik retikulumdan bir parça koptu üst üste dizilmiş yassı keseler oluştu. O zaman da organelin adı Golgi oluyordu gençler. Golgi deyince de ilk aklıma gelen şey salgılama ve paketleme olacak. Mesela bir hormon sentezleniyor, bir enzim sentezleniyor, iki tane küçük birleşip büyük bir şeye dönüşüyor. Burada görev yapan Golgi organelidir. Kofulu ise farklı isim bulundurduklarına göre farklı isimlendirebiliyoruz. Mesela içerisinde besin varsa besin kofulu diyoruz. Sonra içerisinde atık varsa boşaltım kofulu ismini veriyoruz. Unutmayacağım kontraktil koful dediğimiz bir koful vardı. Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda hücre içine giren fazla suyun dışarıya atılmasını sağlıyordu. Kimdi bu tatlı suda yaşayan tek hücreliler? Amip, Öglena, Paramesyum'du. Lizozom deyince aklıma hücre içi sindirim gelecek. Çünkü ben büyük bir şeyi içeriye aldıysam gidip bunu parçalamam lazım. İçerisinde enzimler bulunan, bunu parçalama işini gerçekleştiren organelin adı da lizozom olacak gençler. Peroksizom bitki hücrelerinde de var hayvan hücrelerinde de var mantığı biraz e, lizozoma benzer neden içinde enzimler var ama bu enzimler ne işe yarıyor zehirli maddeleri zehirsiz hale getiren enzimler bulunduruyor mitokondriye baktığım zaman da şöyle hücremizin içerisinde çift katlı zarla çevrili bir organeldi İlk aklına ne geldi oksijenli soldum. Oksijenli solunum tepkimeleri mitokondri organelinde gerçekleşir. Plastitleri ise ben bir hayvan hücresi çizdiğim için koyamayacağım. Kloroplast da yine çift zarlı bir organeldi. Fotosentez yapan ökaryotlarda kloroplast organeli bulunacak. Klorofil pigmenti içerdiği için yeşil renkli görünecekti. Ama hocam sadece bitkiler yeşil renkli değil ki. Domates kırmızı renkli, havuç turuncu renkli, limon sarı renkli. Bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan Elemanda kromoplasttır. Lokoplastlar ise renksizdir. Gençler bitkinin toprak altı kısımlarında bulunurlar. Hatta demiştik ki plastitler uygun koşullarda birbirlerine dönüşebiliyorlar. Mesela ham domates ne renk? Yeşil. Domates sonra ne oluyor? Kırmızı renge kavuşuyor. Yeşil domates kırmızı renge kavuştuğuna göre Kloroplastlar kromoplastlara dönüşebiliyor ya da yapraklar sararıyor. Yeşil yaprak sarardığına göre kloroplastlar kromoplastlara dönüşebiliyor gençler. Hücre zarı kısmına başlıyorum. Şimdi hemen hayal etmeye başladım. Hücre zarı dediğimiz zaman şunu ortam olarak bunu da hücre olarak düşünürsen tabii ki hücreyi diğer ortamdan çevreden ayırmış olacak. Hücreyi koruyacak, onun dağılmasını, içinde bulunan organellerin sitoplazmanın etrafa yayılmasını engellemiş olacak. Hücre zarı için unutmuyorsun, seçici geçirgen özelliktedir. Ya hocam seçici geçirgen ne demek? Yani bazı maddelerin geçişine izin verirken bazı maddelerin geçişine izin vermiyor. Esnek bir yapıda, dinamik bir yapıda ve saydam bir yapıda gençler. Yani mesela duvar için bunu söylemeyeceğiz. Hücre zarını balon gibi düşünebilirsin. Hücre su aldığı zaman zar esneyip genişleyebiliyor. Hücre mesela su verdiği zaman da balonun büzüşmesi gibi hücre zarı büzüşebiliyor gençler. O yüzden esnektir diyoruz tabii ki dış ortamla madde alışverişini de hücre zarı sağlamış olacak. Hücre zarı ile ilgili geçerli olan modelimizin adı akıcı mozaik zar modeli. Bu model Singer ve Nicholson adı verilen iki tane bilim insanı tarafından 1972 yılında ortaya atılıyor. Aslında hücre zarı ile ilgili ortaya atılan çok fazla model var. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki hücre zarı ile ilgili en geçerli modelimiz bu model gençler siz yarın öbür gün bilimsel çalışmalar yapar bilim insanı olursanız ya bu işte akıcı mozaik zar modeli aslında hücre zarını tam olarak açıklamıyor bence model şöyle şöyle olmalı derseniz Diğer bilim insanları bunu kabul eder, bununla ilgili çalışmalar yapar, sizin fikrinizin doğru olduğunu söylerse tabii ki bu model değişebilir. Unutmayın, bilimsel bilgi güvenilirdir ama her zaman değişime açıktır. Neden? Teknoloji gelişiyor. Yeni aletler, yeni mikroskoplar, yeni ölçüm teknikleri geliştiriliyor. Bunlar geliştirildikçe de tabii ki yeni bilgiler elde ediyoruz. Hücre zarının şu gerçek yapısına baktığımız zaman hücre zarında karbonhidrat, yağ ve protein olduğunu görüyoruz. Yağ dediğimiz fosfolipitlerdir. Fosfolipitler sürekli hareket halinde. Bunların aralarda bulunan protein, proteinlerin yeri değişiyor. O yüzden buna akıcı ismini veriyorlar. Şuradaki sarı sarı gördüğün yağları deniz gibi hayal et. Bu mavi mor gördüğün proteinleri de üstündeki kayıklar gibi hayal et. Kayıkları bağlamazsam denizin üstünde ne yapar bunlar? Devamlı olarak hareket ederler. İşte yağların içerisinde de proteinler devamlı olarak hali, hareket halindeler gençler. Aklımıza kazınması için şuradan bir şey göstereceğim size. Şimdi hücre zarının yapısını biz normal şartlarda sizden yazılıda mesela çizmenizi istediğimizde veya sorularda gösterdiğimiz zaman şundan bahsediyoruz. Şurası benim hücre zarımdı düz bir çizgi halinde çizdim. Bunu büyütmeye kalktığım zaman çift sıralı fosfo tabakası adını verdiğimiz tabaka var. Hücre zarının yapısında fosfolipitler bulunacak. Sonra bu fosfolipitlerin arasında bazen boydan boya bazen de gömülü halde bulunan proteinler yer alacak. Mesela şurada da bir tane protein bulunabilir gençler. Bir de karbonhidratlar bulunacak. Karbonhidratlar asla tek başına bulunamıyorlar. Ya lipite bağlanıyorlar ya da proteine bağlanıyorlar. Proteine bağlanırsa karbonhidrat ben ona glikoprotein ismini veriyorum lipite bağlanırsa da glikolipit ismini veriyorum. Yani aslında şuradaki şekil aslında buradaki şekil nerede gençler hemen size göstermiş olayım şurada. Şöyle çift sıralı fosfolipit tabakası var. Şunları fosfolipit olarak düşün. Arada protein kanallar var. Şöyle fosfolipitleri tekrar yaptım. Şunlar da karbonhidrat türevi moleküller. Yani burası aslında bu. Her seferinde onu çizebilmemiz mümkün olmadığı için biz düz bir şekilde gösteriyoruz gerçek şeklin üstünden ilerleyeyim. O zaman şunlar benim fosfolipit dediğimiz moleküllerimiz. Şu bir fosfolipit, bu da bir tane fosfolipit. Hücre zarında çift sıralı fosfolipit tabakası var. Fosfolipitin suyu sevmeyen kısımları içeride birbirlerinin üstünde. Suyu seven kısımları ise dışarıya bakıyor. Sonra Fosfolipitlerin arasında boydan boya gömülü olan mesela proteinler var. Bazıları yüzeysel olabilir, bazıları da boydan boya olabilir. Boydan boya olanlar tabii ki madde alışverişinin gerçekleşmesinde görev yapacak. Bir de ne dedim? Proteinlerin üzerine bağlı karbonhidratlar veya lipitlerin üzerine bağlı karbonhidratlar var. Proteinlere bağlanırlarsa glikoprotein ismini veriyoruz. Lipitlere bağlanırsa gliko ismini veriyoruz gençler fosfolipit moleküllerinin arasında düzenli düzen, dizilmiş ya da gömülü yüzeysel proteinler bulunabiliyor. Madde taşınması için etkili. Şunu da hatırlatalım, söyleyelim. Özellikle hayvansal hücrelerde hücre zarının yapısında kolesterol de bulunuyor. Kolesterol de bir yağ çeşidiydi. Kolesterol neyi sağlıyor? Hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını arttırıyor. Gençler, Karbonhidratları hatırlattım. Asla tek başına bulunamıyorlar. Ya proteine bağlılar ya da lipitlere bağlılar. Şimdi şöyle bir şekle baktım. Soruya soruyorum size. Hücre zarında bulunan organik bileşikleri yazarak bulunma miktarına göre çoktan aza doğru sıralayınız diye bir yazılı sorusu sordum size. Diyorsun ki hücre zarında hocam karbonhidrat, yağ ve protein var. Çoktan aza doğru sıraladığımız zaman şekil bizi, görüntü bizi yanıltabilir. Sanki şöyle bir baktığımız zaman hücre zarının yapısında en çok yağ varmış gibi gelebilir. Ama yanlış. Hücre zarının yapısında en fazla miktarda bulunan molekül proteindir. Sonra lipitler en az miktarda da karbonhidratlar bulunuyor. Mesela canlıların temel bileşenlerini öğrendik ya orada size diyorum ki insan vücudunda en fazla ne bulunur? Hocam su bulunur. Ya inorganikleri geç. Su, asit baz, tuz, mineralleri geç. Organik maddelerden en fazla ne bulunur? Onu söyle desem protein cevabını veriyorsunuz. Hücrelerden meydana geliyorum. Hücre zarının yapısında da protein en çok olduğu için insan vücudunda en çok proteinin olması mantıklı. Oradan da aklınızda kalabilir diyeyim. Glikolipid ve glikoproteinlere baktığım zaman ne dedim? En az miktarda bulunuyorlar ama bunlar hücrenin özgünlüğünü sağlayan yani aslında kimliğini oluşturan moleküllerdir. Hücrelerin birbirlerini tanımasını bir hormon geldiği zaman o hormonu tanımasını sağlayan e, moleküllerdir. Hücreye seçici geçirgen özellik kazandırıyorlar. Yani bazı maddeye gir diyor bazı maddeye sanın, benim, benim sana ihtiyacım yok ki sen girme diyor. Bunu sağlayan şey karbonhidrat türevi moleküllerdir. Şöyle bir şey örneklendireyim size. Bazen hücrelerin glikolipit ve glikoprotein molekülleri bozulabiliyor. O zaman mesela bu hücre istediğim işi yapmıyor. Ben gidip o hücreye öl emri veriyorum. Hücreler lizozomlarını patlatıp kendilerini öldürürler diye. Hücre zarında karbonhidratların bozulduğu hücreler artık emirleri algılamamaya başlıyor. Ben ona öl emri veriyorum, ölmüyor. Bari şu maddeyi üret diyorum, üretmiyor. Sınırsız bölünme özelliğine sahip oluyor. Aslında bu da kanser hastalığıdır. Gençler Glikolipit ve glikoproteinler kimliği kazandıracağına göre dışarıdan gelenlere sen gir, sen girme. A bu hormon bana gelmiş, ben içeriye alayım diyeceğine göre hücrenin dışına bakan yüzeyinde tabii ki bulunacaklar. Hücre zarının yapısında en çok ne varmış? Protein. Sonra yağ molekülü, en az da karbonhidrat molekülü bulunacak gençler. Hücre zarı tabii ki prokaryot, ökaryot tüm canlılarda var. Ama hücre duvarı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hücre duvarı sadece bazı canlılarda var. Alem düzeyinde dersin başında da söyledim bizim hangi alemlerimiz vardı? Hocam bakteriler alemi var. Arkeler alemi dediğimiz bir alem var. Protista alemi var. Sonra bitkiler alemi var. Mantarlar alemi var. Bir de hayvanlar alemi var. Yani 6 tane alemimiz var. Bakteriler alemindeki canlıların çok büyük bir kısmının hücre zarının dışında hücre duvarı, hücre çeperi adını verdiğimiz yapısı da var. Bunun haricinde arkelerin de çok büyük bir kısmında hücre duvarı, hücre çeperi var. Hatta bakterilerinkine benzer ama tam olarak aynı değil. Bitkiler aleminde ve hayvanlar alemindeki tüm canlılarda da hücre duvarı yer alıyor gençler. Hayvanlar aleminde yani biz de hayvanlar alemine dahiliz. Hücre zarımızın dışında hücre duvarımız yok. Hücre duvarı ne işe yarar hocam? Bir kere hücreyi şöyle hayal et. Şurası zarı olsun. Bunun dışında da çeper duvar dediğimiz yapı varsa, hücre zarı için seçici geçirgen özellikte de dedim. Hücre duvarı ise tam geçirgen özelliktedir. Yani sen gir, sen girme demez. Delikten geçebilenler girer, geçemeyenler girmez. Hücre zarı için esnektir dedim. Su alırsa şişebilir, su verirse büzüşebilir. Duvar ise ölü bir yapı. Yani esneme payı yok. Esneyemediği orada sağlam bir şekilde durduğu için aslında bazı canlılarda şeklin oluşmasında da etkili oluyor. Mekanik etkilere, darbelere karşı o hücreyi daha korunaklı bir hale getiriyor. Dediğim gibi Bakteriler alemindeki canlıların çok büyük bir kısmının hücre duvarı var. O da peptidoglikan yapılıdır. Protein ve karbonhidrattan oluşuyor. Arkelerde ise bakterilerinkine benzer ama bir tık farklı yalancı peptidoglikan dediğimiz, pseudopeptidoglikan dediğimiz bir hücre duvarı yapısı var. Mantarları ta ilk ünitede karbonhidratları anlatırken söyledik. Kitin bir polisakkarittir. Mantarların hücre duvarında var. İkinci ünitede bak tekrar karşımıza çıkacak dedim. Hatta üçüncü ünitede mantarlar alemine geldiğimiz zaman mantarların hücre duvarı var mı diyeceğim. Hocam söylediniz ya duvarı anlatırken var diyeceksiniz. Ne yapılı diyeceğim. O hocam ta en başta söylemiştiniz. Kitin yapılı diyeceksiniz. Bitkilerin de tabii ki hücre çeperi, hücre duvarı var. Ne yapılı? Seliloz yapılıydı. Gençler birkaç tane de tabii ki soru çözerek konumuzu bitirelim bir canlının ökaryot ya da prokaryot hücre yapısına sahip olduğu özelliklerinden hangilerine bakılarak anlaşılmaz diyor. Hücre zarı bulundurması tabii ki anlaşılmaz gençler. Herkes de hücre zarı var ben ne bileyim ökaryot mu prokaryot mu? Çok hücreli olması burada durdum. Ne dedim prokaryotlar bakteri ve arkelerdir. Bakteri ve arkelerde tek hücreli canlılardır. Haliyle bu canlı çok hücreli ise mecbur hangi hücre yapısına sahip olacak? Ökaryot hücre yapısına sahip olacak gençler. Oksijenli solunum yapması, ne bileyim ben diyeceksin. Hangi aleme ait? Hangi e, gruba dahil? Hücre duvarı bulundurması da yine anlaşılmaz. Neden? Bakteriler prokaryot hücre duvarları var. Bitkiler ökaryot onların da hücre duvarı var. Demek ki hücre duvarı bulundurması da bir şey ifade etmez. Cevabımız da 1, 3 ve 4 oldu. Geldim diğer bir soruma. Yukarıda verilenlerden hangileri bir hayvan hücresinin hücre zarında bulunan glikolipit ve glikoproteinlerin görevleri arasında yer alır? Karbonhidrat türevi maddeler ne sağlıyordu? Hücrenin hocam özgünlüğünü sağlıyordu, kimliğini oluşturuyordu. Geleni tanımasını, maddeyi içeriye almasını, cevap vermesini sağlıyordu. O zaman hücreye özgünlük tabii ki kazandıracak. Hücrelerin hormonları tanıyıp ona cevap oluşturmasını da sağlayacak. Sıcaklık değişimlerinin hücre zarına verebileceği zararları nasıl önlesin ki? hücre içine alınacak maddelerin seçilmesinde hücrenin seçici geçirgen özellik kazanmasında tabii ki rol oynar. O zaman cevabım 1, 2 ve 4 oldu gençler. Devam ediyorum. Yukarıda verilen şemaya göre K harfinin olduğu yere özelliklerinden hangileri yazılabilir? Hücre duvarı, hücre zarı ikisinin ortak özelliği, prokaryot canlılarda bulunma, E duvar Prokaryotlarda olabiliyor. Zar zaten prokaryotlarda olabiliyor. O zaman K harfi yerine bunu yazabilirim. Yapısında karbonhidrat bulundurma. Hücre zarının yapısında karbonhidrat var. Bitkilerin selüloz yapılı. Selüloz bir karbonhidrat. Hayvanlar şey mantarların kitin yapılı, onda kitin de bir karbonhidrat. Bakterilerin peptidoglikan yapılı, yapıda karbonhidrat var. O zaman bu da ortak. Akışkan yapıda olma. He, bunu yap yazamadım gençler. Baktığım zaman hücre zarı akışkan yapıdadır, ama duvar akışkan değil. Tam geçirgen olma zar yarı geçirgendir ya da seçici geçirgendir ama duvar tam geçirgendir. O yüzden bunları yazamadık ki. Devam ediyorum. Yukarıda verilen maddelerden hangileri bir hücrenin zarının yapısındaki başka bir molekül çeşidine bağlanmadan hücre zarında bulunabilir. Proteinler doğrudan hücre zarında bulunabiliyor. E karbonhidratlar bulunamıyor gençler illaki bir şeye bağlı olacak. Lipide bağlandı glikolipit. Proteine bağlandı glikoprotein ismini veriyoruz. Kolesterole baktığım zaman tek başına bulunabiliyor. Fosfolipitler de tabii ki tek başlarına bulunabiliyorlar. Hemen diğer bir etkinliğimize geçeyim. Aşağıda verilen özelliklerden hücre zarına ait olanlar tik işareti koyunuz diyor. Hücre zarı tüm molekülleri geçirgen özelliktedir. Hadi oradan çarpı atayım buna. Bir kere seçici geçirgen özelliktedir. Bazı maddelerin geçişine izin verirken bazılarına asla izin vermiyor. Hücre zarında fosfolipitler yani şunlar tabii ki çift sıralı haldeydi suyu sevmeyen kısımları içeride, suyu seven kısımları dışarıdaydı. Bunu kabul ettim. Proteinler madde taşınmada görev alacak zar, şekilde zarda konumlanmıştır. Proteinler kanal oluşturabiliyor, madde taşınmasında etkili olabiliyor. Karbonhidratlar tek başına ya da diğer organik bileşiklerle birleşerek hücre zarının yapısına katılır. Tek başına kısmını kabul etmedim gençler. Mutlaka ya proteine ya da lipite bağlanıyorlar. Diğer bir soruma da bakıyorum. Hücre duvarı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hücre zarının dışında yer alır. Evet hücre duvarını düşündüğüm zaman zarın dışında yer alıyor. Tüm canlılarda bulunur. Hadi oradan duvar sadece bazı canlılarda bulunur. Mesela hayvan hücrelerinde hücre duvarı yok ki. Sadece karbonhidrattan oluşur. Sadece karbonhidrattan oluşur diyemem. Bakterilerde protein ve karbonhidrattan oluşuyordu. Tam geçirgen özelliktedir. Kabul edeceğim gençler. Cevabımız 1 ve 4 oldu. Geldim son soruma. Hücre zarı ve hücre duvarı ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır diyor. Tüm canlılarda bulunmaz duvar ki organik bileşik. Hücre zarı yapısında karbonhidrat ya protein var. Bunlar organik bileşikler. E, duvarı düşündüğüm zaman duvarın yapısında da yine karbonhidrat türevi moleküller oluyor. Bakterilerde proteinler de oluyor. Organik bileşik ikisi de içerir. Dinamik ve esnek olma zar. Esneyebilir ama duvar esnemez ki seçici geçirgen olma. Hücre zarı seçici geçirgendir. Hücre duvarı ise tam geçirgendir. Ortakları sorduğu için cevabım yalnız 2 oldu. Konumuzu şöyle bir toparlayalım. Ödüllü soruya geçelim gençler. Hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayırdık hocam. Prokaryot ve ökaryot olmak üzere bakteri ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot... Protist, bitki, mantar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot özellikteydi. Hücre zarının yapısına baktığımız zaman günümüzde hücre zarını açıklayan en ideal görüş akıcı mozaik zar modeliydi. Geçerli modelimiz bu. Hücre zarının yapısında karbonhidrat, yağ ve protein molekülleri bulunuyordu. Özellikle hayvan hücrelerinde kolesterol de yer alacak. Hücre zarının yapısında en çok protein, sonra fosfolipitler, en az miktarda da karbonhidratlar bulunuyordu. Hücre zarı esnek, seçici geçirgen özellikteydi. Hücre duvarı bakterilerde peptidoglikan, arkelerde pseudopeptidoglikan, mantarlarda kitin, bitkilerde selüloz yapılıydı gençler. Hücre zarı için seçici geçirgen dedim. Hücre duvarı ise tam geçirgen özellikteydi. Hücre zarı esneyebiliyordu. Duvarda ise esneme diye bir şey söz konusu değildi. Hemen buradan da ödüllü soruma geçiyorum. Bir sonraki dersimizde hücre zarından madde alışverişleri konumuz olacak. Gençler, ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.